Her şeyi biliyorum kuzum. Her şeyi. Babamı hapse senin attırdığını biliyorum. Onu çıkarmama engel olduğunu biliyorum. Mesleğimi elimden alanın sen olduğunu biliyorum. Arkamdan dolandın kuzgun. Nasıl bakacaksın şimdi yüzüme? Ha? Nasıl bakacaksın? Başından beri sana olan bütün zaafımı kullandın. Kullanmak ne kelime be? Sömürdün. Tek amacın babamı hapse göndermekti. Ha, bir de baştaki o saçma güven oyunların. Allah kahretsin. Ben görmeme rağmen inanmak istemedim. Ben sana rağmen, ben herkese rağmen seni seçtim. Ben sana güvendim ya. Görmek istemedim kuzgun, anladın mı? Ben kabul etmek istemedim. Ben dedim ki geçmişten gelen bir hırsı varsa, bir intikam hırsı varsa geçer sandım. Geçirebilirim sandım ya, salak gibi. Eğer amacı intikam olsaydı babamın güvenini böyle kazanamazdı dedim. Sen herkesi parmağında oynattın kuzgun. Ben aptalım ya. Ben nasıl kandım ya sana? Ben nasıl güvendim sana? Yapma. Yazıklar olsun bana. Ben bir de sana aşık olduğumu falan düşündüm. Sen kellelerimizi uçurmaya ant içip gelmişken ben karşına geçip sana kalpten, aşktan falan bahsettim. Böyle biri iyileştirilebilir mi ya? Ben sandım ki kabuğunu kırarım. Kabuğunu kırıp seni kurtarırım sandım. Sen, sen dünyanın en büyük kazığını geldin sırtıma sapladın kuzgun. Hepimizi aptal yerine koydun. Babam seni yanına almayacaktı ki. Babam seni yanına almayacaktı. Ben soktum seni oraya, anladın mı? Ben yalvardım. Ben gidecektim ya Londra'ya. Dönecektim. Sırf sen döndün diye. Senin yanında olabileyim diye kaldım. Ali o kadar haklıymış ki. Ali başından beri o kadar haklıymış ki. Ben tuttum onu. Ben engelledim şimdiye kadar. Eğer engellemiş olmasaydım şimdiye kadar sen çoktan çıkıp gitmiştin hayatımızdan. Hayatımdan. Ama bravo. Yakaladın. Bu hikayenin aptalı benim kuzgun. İşte burayı bu yüzden seçtim. Rahat rahat bağırabil diye. Gerçi bir şey değiştirmeyecek. Baban yine hapiste kalacak. Sen de onun için en fazla bir avukat tutabilirsin sadece. Malum senin diploma askıda. Sen nasıl çıkabildin ya böyle insanlıktan? Sen bana bunu nasıl yapabildin kuzgun? Birincisi, aslında en önemlisi. Sen o ailedeki en iyi şeysin. Ama sen bu acıyı yaşamayacaksın diye mi vazgeçelim adaletten, avukat hanım? Benim babam suçsuz yere hapis yattı. Senin baban sattı benim babamı, unuttuk mu? Ha? Hatırlatayım. Bak bizim evden uyuşturucu paketi çıktı. Dediler ki benim babam için bu adam bile isteye mesai arkadaşını öldürdü, öldürmediği halde. Bir kaset tutturdular beni götürmeden önce. O kasette senin babanın da vardı. Hayırdır ya? Ne bu yaygara şimdi? Benim babamın günahı yokken hapse girdiğinde bir dert yoktu da. Senin baban hapse girince mi dert oldu? Ya bir de üstüne üstlük senin baban gırtlağa kadar karanlığa batmış, günaha batmış. Uyuşturucu satıyor, silah satıyor. Senin baban suçlu kızım, suçlu. Merak mı ediyorsun, öğrendin mi? İyi bir de benden duş. Ben yaptım, ben. Her şeyi ben yaptım. Yıllarca açığınızı aradım. Gazete haberleri topladım. Televizyondan, internetten sizi izledim her gün. Ne zaman ki sen temelli döndün, o gün planımı yaptım. Neydi biliyor musun planım? Sadece o evin içine kendimi atmaktı. Allah razı olsun. O yolu sen açtın bana. Yalan yok. Babanın dibine kadar girdim. Babanı nasıl hapse attıracağımı bilmiyordum. Şerefle Ayhan'ı öldürüp nasıl sıyrılacağımı da bilmiyordum. Nasıl yapacağımı, nasıl olacağını. Ama yapacağımı biliyordum Dila. Ben tek bir şeye güvendim, bak burama.
Bu kalbin içinde hepinizin ismi yazılı. Unutmayayım diye her gün sayıkladım, her Allah'ın günü. Senin ismin de var orada. Ama sana yapacağım şey direkt sana değildi. Ya bu adamı baban yarattı. Baban gibiler yarattı. O kıramadığın kabukların var ya, onlar attı üstüme, onlar kanattı. Senin bir suçun yok. Ama bir dert var. Sen Rıfat'ın kızısın. Babanı almak zorundaydım çünkü senin baban benden babamı aldı, babamı. Beni kimsesiz bıraktı. Sen de bunu yaşayacaksın, evet, maalesef. Ama yoksa benim seninle başka bir derdim yok. Çekil git Dila. Bak, yoluma çıkan kimseye acımadım, acımayacağım. Ali'siymiş, Bora'sıymış. Ama sen başkasın. Git Dila bak. Tek cezan kimsesiz kalmak olsun. Çünkü ben durmayacağım, devam edeceğim. Senin aileni nerede bıraktıysam oraya dönecek o aile, o eve. Ben de babanın benim hayatım üstüne, babamın hayatı üstüne kurduğu o yere. Git Dila, git. Yoksa kurtuluşun yok benden. Seni de ezer geçerim. O yüzden git. Kalbin de canın da daha fazla yanmasın.